baktığımızda dolarda yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Evet. Neden böyle bir durum gerçekleşti? Çünkü dolar endeksi tekrar 105 seviyesinin üzerine yükseldi. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışları devam ediyor. Euro dolar paritesi de tekrar 1.03.39 seviyesinde, yani %1'e varan bir düşüş sergiledi. Hem euro dolar paritesinin değer kaybetmesi hem dolar endeksinin artması bizim gibi gelişen ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde doların 17 lira seviyesine yakın bir seviyeye çıkmasına neden oldu. 16.97 lira seviyesindeyiz şu anda. Gözlerimiz yarın akşam FED tutanaklarında olacak. Devamı da Avrupa Merkez Bankası'nda ve Lagarde'ın açıklamalarında olacak. Burada hem euro dolar paritesi hem dolar endeksinin seyri hem de FED politikalarının seyri dolar kuru üzerinde önemli bir etkiye neden olacaktır. Ama bugüne 17 baktığımız lirayı zaman, geçer mi İslam Bey? 17 lira seviyelerini geçer mi? Evet, mümkün olabilir. Ancak 17 lira seviyesinde geçmesi halinde euro dolar paritesinde tekrar sert değer kayıplarının devam etmesi gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası nasıl bir hamle yapacak? Temmuz ayında biliyorsunuz 25 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Geç kalınan bir hamle. Aslında Avrupa Merkez Bankası'nın daha önceden faiz artırımı yapması gerekiyordu. Geciktirdiği için dolar varlıklarında tekrar hızlı bir toparlanma oldu. Ancak dolar TL kurunun 17 lira seviyesinin üzerinde yükselmesi veya ataklar gerçekleştirmesi yatırım olarak alınabilir bir seviyede olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Özellikle euro dolar paritesini ve FED tutanaklarını görmek gerekiyor. O yüzden 17 lira seviyesinin üzerindeki atakları tekrar bir yorumlamak gerekiyor. Evet, şimdi bir başka haber bugün bizim gözümüze çarptı. Biliyorsunuz Avrupa için enerji krizini zaten konuşuyorduk. Evet. Rusya'da kesintiye gitti. Şimdi Almanya'da farklı tedbirler de alınmaya başlandı. Oda sıcaklığı 18-19 derecede sabit kalacak. Böyle bir yönteme başvurabilirler önümüzdeki günlerde. Bir de sıcak su kullanımı özellikle Eylül ayına kadar kısıtlandı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Bu kriz önümüzdeki sene özellikle kış aylarında yine tehdit eder mi? Özellikle Eylül ayında hem küresel finansal piyasalarda hem de enerji krizi tarafında tekrar yukarı yönlü hareketler ve riskler artabilir. Tabii hükümetler ve devletler şu anda bunun tedbirini önceden almaya çalışıyor. Rusya'da devam eden şu anda Rusya'nın Avrupa'ya karşı tehditleri de devam ediyor. Sonuçta ekonomisine ciddi bir ambargo uygulanıyor. O da kendi enerjisiyle Avrupa'ya cevap veriyor, tehdit ediyor doğalgazla mesela. Avrupa'da şimdiden hazır yaz ayları gelmişken bunun tedbirlerini almak, tasarruf yapmak için de bu tür hamleler gerçekleştiriyorlar. Ancak bu sürecin ne kadar devam edip etmeyeceği veya karşılığının olup olmayacağı da Rusya-Avrupa ilişkilerini tekrar masaya yatırmak gerekiyor. Özellikle kış aylarında tekrar Rusya'ya karşı ambargolar devam eder, yaptırımlar devam ederse Rusya hiç tereddüt etmeden elindeki silahını, yani doğalgaz ve enerji tarafında veya gıda tarafında, buğday tarafındaki kozlarını hiç şüphesiz kullanacaktır. Tabii ki dış politikadaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Ama Avrupa'nın bugünkü hamlelerine ve hazırlığına baktığımız zaman da aslında durumlarının hiç de hoş olmadığını bize göstermiş oluyor. Şimdi bir yandan da aslında pandemi riski de var. Özellikle yani yurt içinde de vakalar arttı. Avrupa'ya evet. Baktığımızda çok fazla belki artık gündemimizde olmadığı için bilmiyoruz rakamları ama önemli ölçüde artışlar var Avrupa'da da vaka evet. sayılarında. Tekrar bir kapanma olasılığı piyasaları nasıl etkiler? Küresel piyasalar için, finansal ve para piyasaları için oldukça risk oluşturuyor. Yeni kapanmalar, vakaların artması en çok Çin tarafında hissediliyor ve Çin dünya ekonomilerinde büyük bir paslaya neden olduğu için, hakkı sahibi olduğu için buradaki gelişmeler dünya ekonomilerini direkt etkiliyor ve olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle cep krizi, sanayi tarafındaki üretimler veya araç tarafındaki tekrar yeni sınırlamalar, kısıtlamalar tabii ki fiyatlara yansıyabilir. Özellikle değerli metaller, emtia tarafında yaşanan bu daralmayla birlikte aynı 2021 yılında, 2020 yılında gördüğümüz senaryo tekrar görme olasılığımız yüksek. Ama mevsimsel etkiye de bakıyoruz tabii ki. Şu anda soğuk algınlığı, işte klimaların çarpması falan vesaire, bunlar acaba COVID tarafında tekrar şey yapılıyor mu, değerlendiriliyor mu? Yoksa COVID ayrı bir şekilde yeni bir hastalık olarak mı değerlendiriliyor? Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki şu anda dünya genelinde bir turizm sektörü var. Para trafiğinde bir canlanma var. Bütün dünya insanları tatilde. Bu korkular biraz daha, endişeler artarsa, vaka sayıları biraz daha artarsa bu turizm geliri için
çok olumsuz etkiye neden olabilir. Özellikle bizim gibi dövize ihtiyacı olan ülkelerde bu süreçten olumsuz yönde etkilenir. Ama vaka sayıdan artıyor olması küresel piyasalar için oldukça risk oluşturmaya devam ediyor. Evet, işin bir başka boyutu da var. Tabii turizm sekteye uğruyor büyük bir ölçüde. Keza işte baktığımızda yükselen dövizi görüyoruz ve hatta daha geçtiğimiz haftalarda bir tedbir daha açıklanmıştı. Siz kısıtlı kalacağını söylemiştiniz dolar üzerindeki etkilerin. Evet, nitekim evet. Öyle de oldu. Fakat şunu da sorayım hemen. Yani zaman zaman konuşuyoruz aslında. Dün de enflasyon rakamları açıklanırken size sormuştum. Yeni bir paket, böyle bir hazırlığın olduğunu biliyoruz. Artık o tarih yaklaştı diyebilir miyiz? Şimdi meclis tatile girdi ve dolayısıyla şu anda para piyasaları bir tatil modunda. Artık bakalım, yani belki Eylül'e sarkabilir. Şu anda çok bir hareketlenme yok piyasalarda. İçeriden gelen haber akışlarına bakıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına bakıyoruz. Yine ekonomiyle alakalı, enflasyonla alakalı çeşitli sosyal medyada açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ama yeni bir hamle ile alakalı en azından Ağustos ayı işaret edilmişti. Ağustos ayında emlak sektöründe ciddi bir kalkınma, en azından emlak fiyatlarındaki bu köpük fiyatlarının alınması için, en azından kira fiyatlarının biraz daha normalleşmesi için hazine arazilerine satışı vardı. Ve dolayısıyla da Murat Kurum Ağustos ayını işaret etmişti. Burada zaman zaman mevsimsel etkiden dolayı farklı açıklamalar gelebilir ama benim beklediğim asıl büyük ekonomik paketle alakalı şu anda bir emare yok. Ama böyle bir paket mutlaka gelecektir. Evet, belki yılın son çeyreğinde açıklanacak bir paketten söz ediyor olabiliriz. Bu kuru ataklarını da bağlayabiliriz Yaprak Hanım. Şu anda sınır çizgimiz biliyorsunuz 17 lira seviyesi ve 17 lira seviyesinin üzerinde Merkez Bankası veya sistem çok da müsaade etmiyor. Yani 17 lira seviyesinin üzerinde kur görmek istemiyorlar. Belki 17 lira seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleşirse orada kısmen zaman zaman böyle programlar, paketler, ek tedbirler açıklanabilir. Ama şu anda sıkıntı şu, resesyon fiyatlaması var dünyada. Bu resesyon fiyatlaması ile birlikte işte bozulmalar tekrar gündeme gelebilir. O yeni kur atakları yaşanırsa belki daha önce de açıklanabilir. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun.